Merhabalar, ben Doktor Kaan Alişar. Radyoloji uzman hekimiyim. 10 yıllık hekimim. 2012 yılında Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldum. Ve yaklaşık 7 yıldır da radyoloji ile ilgileniyorum. Radyoloji aslında oldukça geniş bir alan. Manyetik rezonans görüntüleme, bilgisayarlı tomografi görüntüleme, ultrason ve grafiler, bununla birlikte biyopsi işlemleri, girişimsel işlemler oldukça geniş bir alan aslında. Ve MR ve ultrason haricinde işimiz aslında X ışınlarıyla, yani radyasyon içeren yöntemlerle uğraşıyoruz. Ben bugün bu programda sizlere gebelerde ayrıntılı ultrason ile ilgili bilgiler sunmak istiyorum. Ayrıntılı ultrason aslında detaylı ultrason olarak da bilinir. Halk arasında renkli ultrason olarak da tabir edilmekte. Ayrıntılı ultrason en dar anlamıyla aslında anne karnındaki bebeğin iç organlarının incelenmesi diyebiliriz. Aslında daha geniş anlamıyla ve daha doğru tabiri annenin karnındaki bebeğin 18 ve 24. gebelik haftalar arasında bebeğin iç organlarının, bebeği çevreleyen amniyon sıvısı miktarını değerlendiren, annenin rahmini besleyen damarları ve göbek kordonunu besleyen damarları kontrol eden ve bununla birlikte rahmin çevresindeki yumuşak dokuları da inceleyen bir ultrason yöntemi aslında ayrıntılı ultrason. Ayrıntılı ultrasonu tüm gebelerimize mutlaka öneriyoruz. Çünkü ayrıntılı ultrasonla baktığımız birçok aslında yapı var. Bunlar mesela bebeğin baş şekline bakıyoruz. Bebeğin karın çevresini değerlendiriyoruz. Bebeğin kemik yapılarına, kemik sayılarını değerlendiriyoruz. Karın içerisindeki karaciğer, safra kesesi, her iki böbreği, idrar kesesini değerlendiriyoruz. Kalp çıkımında bir anormallik var mı? Bunları değerlendiriyoruz. Ultrason aslında tüm bu yapısal anomalileri bizde %97'ye varan oranda tespit ettiriyor. Ve %97 gerçekten çok yüksek bir oran. Özellikle deneyimli ellerde aslında bu. Deneyimsiz ellerde daha da düşük tabii ki. Ama %97 gerçekten çok yüksek bir oran olduğu için mutlaka her gebeye uygun gebelik haftasında ayrıntılı ultrason ile bakılmasını tavsiye ediyoruz. Ayrıntılı ultrasonda aslında anne ve bebeğin sağlığı ile ilgili çok detaylı bilgiler veriyor bize. Mesela bebeğin kalbinde bir çıkım anomalisinin olması, bebeğin kalbinde ultrasonda parlak bir nokta görmemiz veya bağırsak yapılarında ultrasonda olması gerekenden parlak görünüm, beyin yapılarında mesela içerisindeki boşluklarda geniş görünüm, bunların hepsi uyarıcı birer bulgu olabilir. Ve bu bulgular varlığında da biz gebelerimize bazen fetal MR inceleme önerebiliyoruz. Bazen de genetik analiz önerebiliyoruz. Ve doğum sonrası bebeğin de yaşam şansını artırabiliyoruz aslında ayrıntılı ultrasonla. O yüzden ayrıntılı ultrason mutlaka yapılması gereken bir işlem. Ayrıntılı ultrason ortalama 45 dakika civarında süren bir işlem. Bazen 1-1,5 saate kadar da uzayabiliyor. Özellikle bebeğin pozisyonunun uygun olmaması veya bir bebeğin anomalisinin olması, gebenin ayrıntılı ultrasonda bazı yapılarının anormal yapıda olması gibi nedenlerden dolayı bazen işlem uzayabiliyor. Veya ikiz gebelik olması gibi durumlarda da tabii ki uzayabiliyor. Ortalama ama 45 dakika civarında süren bir işlem diyebiliriz. Ayrıntılı ultrason dediğimiz aslında bir ultrason işlemi olduğu için ve ultrasonda aslında yüksek frekanslı ses dalgaları kullanıyoruz. O yüzden iyonlaştırıcı bir radyasyon olmadığı için gebelerde ve bebeklerde güvenle kullanabiliriz. Hiçbir zararı yoktur. Yani aslında burada mutlaka 18-24 arası bir yaptırmak lazım. Çünkü daha erken yaptırıldığı zaman yine tabii anomalileri %75'e varan oranda saptayabilirsiniz. Ama beyin gelişimi daha henüz tamamlanmamıştır. Kalpteki delikleri daha iyi değerlendiremeyebilirsiniz. O yüzden en ideal olarak 18 ve 24 haftalar arasında, tercihen 20-22. Haftalar arasında mutlaka yaptırmak gerekiyor. Daha sonra da aslında yaptırabilirsiniz. Ama dediğim gibi bu ayrıntılı ultrason işlemi mutlaka 18-24. Haftalarda yaptırmak ve daha sonra eğer bir şüpheli bir alan varsa bazı durumlarda onlar takip edilebilir tabii. Aslında ayrıntılı ultrasonla birçok genetik hastalıklardan şüphelenebiliyoruz ve hastayı daha ileri incelemeye yönlendirebiliyoruz. Ve tüm genetik hastalıkların bulgusu ile birlikte tüm yapısal anomalileri de %97'ye varan oranda saptadığı için ayrıntılı ultrason mutlaka tüm gebelerimize öneriyoruz.
Ultrasonu olumsuz etkileyen tabii ki koşullar var. Bunlar bebeğin pozisyonun uygun olmaması, bebeğin haftasının uygun olmaması, annenin kilolu olması veya bebeğin çevresindeki amniyo sıvısının az olması, bunların hepsi ultrason incelemesini olumsuz etkileyebilmekte. Ancak tüm bu faktörler varlığında dahi ayrıntılı ultrason bize oldukça kıymetli bilgiler sunmakta. Buradan tüm gebe izleyicilerimize uygun gebelik haftanızda, gebelik takibi süresince ayrıntılı ultrasonunuzu mutlaka yaptırın demek istiyorum. Hepinize sağlıklı günler dilerim.